Başlayalım o zaman. Ekranı görüyorsunuz ama. Değil mi? Evet. Türkçe Alinal evet. kısmını görüyorsunuz. Peki. Şimdi kamerayı şuradan değil mi? Nerede? Şu. Evet. Değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim tekrar. Kusura bakmayın. Bir aksaklık oldu. Ekran paylaşımı da netse sıkıntı yok. Şimdi Türkçe derslerini inşallah birlikte getireceğiz bu süreçte. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Ali Ünal ismim. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bu arada sesim geliyor değil mi? Ben konuşmaya başladım ama bir arkadaşımız yine tamam. Sümeyye Hanım cevap verdi. Şimdi değerli arkadaşlar Allah hepinize muvaffak etsin diyelim. İnşallah. Hiç kimsenin emeklerini zayi etmez. Biz öyle inanıyoruz, iman ediyoruz. Uzun bir periyot gibi düşünebiliriz ama zaman çok çabuk geçen bir kavram. Yani Sezen Aksu'nun dediği gibi hani diyor ya evet Kaya Bey demiş ki dokümanlarını bulamadım. Atacağız onu da Rıdvan Bey'e ben söyleyeyim. Orada kalmıştık. İşte ne diyordu? Zaman sadece birazcık zaman. Onun için geriye getiremediğimiz tek şey zaman. Verimli kullanmak üzere inşallah. Sizler de emeklerinizin karşılığını alacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi Türkçe'de konularımız belli. Size atılanlar doküman olarak atıldı zaten. Program belli. Bu plan çerçevesinde gideceğiz. Nasip olursa. Ve çok fazla tekrar bol soru hakeza çıkmış imtihan sorularıyla da bunu bütünleyeceğiz. Bu ilk dersimizde teori kısmını anlatacağız. Ve ne kadar fazla anlamlandırabilirsek o derece bizim için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Sorularınız olduğunda Telegram grubuna sorularınızı atınız. Ders esnasında vakit kaybetmeyelim diye ifade ediyorum. Size Telegram'dan geri dönüş yapacağım değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle Türkçe için söyleyelim. Bizim bir iddiamız var. Diyoruz ki Türkçe Arapça ile beraber Arapçadan sonra dünyanın en mantıklı dili. Hatta ve hatta bilim dili olmaya en müsait olan dil. Aynı zamanda bizim kendi ana dilimiz. Bunu da ifade edelim. Bizim bu dili ne kadar öğrenip kullanma becerisini sahip olma noktasındaki bilgimizi ölçüyor ÖSYM. Şimdi bizim alanımızda, bizim branşımızda şöyle bir hususiyet var. ÖSYM Türkiye'de 75 farklı imtihan yapıyor. Yani bütün bakanlıklara yapıyor. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. KPSS'den tutun, işte DGS'ye kadar, TUS'a kadar, TOEFL'a kadar, KPSS alan imtihanına kadar, TYT, AYT, bakanlıklarda görevde yükselme imtihanları, yurt dışı imtihanları, ne kadar imtihan varsa hepsini ÖSYM yapıyor. Bunun dışında bir tek Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı DGS imtihanı var. Şimdi çerçeve bu kadar geniş olunca bizim Türkçeden de karşılaştığımız hususiyet şu. Bütünüyle ne olabiliyor? Sorular belli bir havuzda oluyor ve soruları bütün alanlarda görme şansına sahip oluyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum.
Bir ÖSYM sorusu hem TYT'de karşımıza çıkabiliyor hem efendim KPSS'de çıkabiliyor karşımıza, ön lisansla, lisansla veya DGS imtihanında. Şimdi bunu bilerek bir defa hareket edeceğiz. Artı bizim ve sizler için önemli olan husus şu değerli arkadaşlar. Ne kadar fazla dile sahip olursanız bu kullanma, dile vakıfiyet, kelime hazinemiz ve bunlarla beraber düşünme yetimiz. Bunlar çok önemli. Şimdi şöyle bir istatistik paylaşacağım sizinle. Bizim ders kitaplarımızda ilkokul birden lise sona kadar 8.000 kelime var. Yani bütün ders kitaplarımızda 8.000 farklı kelime var. İngilizlerin aynı periyotta kullandığı 80.000 kelime var. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? 10 katı. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Yani ne kadar fazla kelime hazineniz varsa o derece dile vakıf oluyorsunuz. Ne kadar fazla kelime bilginiz varsa kullanma gücüne sahip oluyorsunuz. Ne kadar fazla kelimeye hakimseniz o derece dilin bütün alanlarına sirayet edecek kadar güçlü bir konuşma yetiniz ve anlamlandırma yetiniz oluyor. Aradaki fark işte bir İngiliz'in bizden daha fazla ve farklı düşünmesinin temel sebebidir. Zaten en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi ne arkadaşlar? Günlük hayatımızda ne yapıyoruz? Çok az bir kelimeyle konuşuyoruz. Dile ilgili oran vermiştik. Ve bir anekdot daha. Türkiye'de ses yok diyor. Türkiye'de üniversite öğrencilerinin 350-400 kelimeyle içtimai hayatta konuştuğunu da unutmayalım. Yani bu bizim için aslında çok büyük bir yıkım. Yani gerçekten bizim için çok büyük bir yıkım. 400 kelimeyle konuşan bir üniversite talebesini düşünüyoruz. Hülasa derleyip toparladığımız zaman şunu söyleyeceğiz. Dile ne kadar vakıfsanız, ne kadar fazla kelime hazineniz varsa o derece diğer derslerde de başarılı olacaksınız değerli arkadaşlar. Anlama ve anlamlandırma. Bunu ÖSYM çok iyi biliyor. Onun için imtihanların tamamında bu husus üzerine yoğunlaşıyor. Ve son yıllarda sizler de çıkmış imtihan sorularına bakmışsınızdır. Gramer dediğimiz dil bilgisi kısmını çok az soruyor. Hülasa bütün her şey anlamdan yola çıkarak karşımıza çıkacak. Yani okuduğumuzu anlama, bu anlamlandırmayı pratik düşünceye, analitik düşünceye ulaştırma ve neticesinde yorum gücüne sahip olma noktasında efendim karşımıza çıkabilecek bütün sorular bu şekilde olacak. Ve bir şey daha söyleyelim. Şimdi öğrencilerin sıkıntı çektiği alan paragraflarla ilgili olan alanlar. Neden? Çünkü o metin ilk defa karşınıza çıkacak sizin. Şimdi şöyle düşünelim. İlkokul ikinci sınıftan itibaren cümle kavramıyla tanışıyorsunuz. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 10 yıl cümleyi öğreniyorsun. Ne soruyor size? İşte öznesi, nesnesi, yer tamlayıcısı, zarf cümlesi ve yüklemi. Ama paragraf öyle değil. Paragraf ilk defa karşınıza çıkıyor. Yani metin olarak ilk defa karşınıza çıkıyor. İlk defa karşınıza çıkan metni yorumlattırıyor. Bizim sıkıntımız bu. Bunu nasıl aşacağız? İşte dile vakıfiyetle aşacağız. Bunu nasıl aşacağız? İyi bir cümle bilgisi
cümlede anlamla açacağız. Bunu nasıl açacağız? Şimdi ilk dersimizin konusu olan kelimede anlamla açacağız. O halde sıralamayı tersinden alalım. Bir öğrenci kelimede anlamı kavrarsa cümleyi kavrayacak. Cümledeki anlam özelliklerini tespit edebilirse, sınırlandırabilirse, artırabilirse, ilişkileri tespit edebilirse paragrafı anlamlandıracak. Hülasa, her şey dilin temelini oluşturan kelimeden başlar diye ifade edelim. Herkes hazırsa hadi bakalım ilk slaytımızdan başlayalım. Hazır mıyız? Buraya kadar sorusu olan var mı? Evet, uyumadınız değil mi? Cevap yok. Peki. Şimdi dil kavramı üzerinde dil nedir, ne değildir? Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım, Sümeyye Hanım. Şimdi bugün anlattıklarımız masal gibi gelmesin. Mantığını kavratmak. Bakın bir kez daha söylüyorum. Türkçe dünya dilleri arasında eğitim dili olabilecek ender bir dil. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Arapçadan sonra en mantıklı dil. Bunu unutmayın. Bizim dilimizle ilgili tüyoları vereceğiz. Şimdi ekranda birinci slaytımız görünüyor mu? Peki. Şimdi slaytımız görünüyorsa ne oldu? Dil. Bakın bir şey dikkatinizi çekti mi? Dil demişiz. Bunu yine konuşacağız. Dilin birinci anlamı ağız boşluğunda tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Örneğini vermişiz. Ağzımı dolduran kocaman dil kelimelere yer bırakmıyor ki. Yusuf Ziya Ortaç. Cumhuriyet dönemi şairlerinden birisi. Şimdi dil dediğimiz zaman bakın buradaki biri unutmayalım. Ben birinci anlamını söyledim. Ama şurada da ne var? Demek ki dil dediğimiz zaman birden fazla kullanım alanı var. Ama bakın biz ne dedik? Birinci anlamı bir uzuv. Yani insanın tat alma organı uzvu. İkinci anlamı bu dilin, birinci dilin ikinci anlamı birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Kapı dili, kapının dili, terazinin dili. Üçüncüsü, büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Bakın birkaç dilim ekmek, ince bir iki dilim peynir veya dil. Bazen de haşlanmış bir sebze yemeği. Bu da üçüncü anlamı. Devam ediyoruz. Dördüncü anlamı ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Yani bir